Sayın Belediye Başkan Adayım, Sayın İlçe Yöneticileri, Sayın İlçe Yönetimi'nin Gençlik Kolları, Kadın Kolları, sevgili Karaşallı Hemşehrilerim, Saraylı Hemşehrilerim, toplantımıza katılmanızdan dolayı şahsım ve belediye meclis üyesi arkadaşlarım adına hepinize hoş geldiniz diyor, sevgi ve saygılar sunuyorum. Hepinizin malumu 60 sayılı büyük şehir, yani adı bütün şehir olan bir kanun çıktı. Bu kanun 8 Aralık 2012 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bu kanundan dolayı Ankara bütün şehir kapsamında Ankara'nın içerisinde olan tüm beldeler ilçelerine mahalle olarak bağlandı. Şu anda Karaşar beldesi diye kayıtlarda belediye olarak görünmüyoruz. 1 Ocak'tan itibaren de nüfusu da vermediler bize. Beypazarı'nın nüfusuna dahil olduk. Bu yasa ile Beypazarı'nın, biliyorsunuz malumunuz olduğu üzere, 64 tane köyü vardı. 64 mahalle oldu. 11 tane de merkezde mahallesi var. Etti 75. 3 tane de beldeyi birer mahalle olarak bağladılar. 78 tane mahalleye Beypazarı Belediyesi'nden hizmet gidecek. Belediyemiz kapanmasaydı bu dönem Karaşar'da 4 tane muhtar seçecektik. Ama şimdi bu kanun gereği bir tane muhtar seçeceğiz. Şimdi Beypazarı'nın mahallesi olduğumuza göre Ankara Büyükşehir kapsamına girdik. Burada seçmen üyeler, seçmen 4 tane oy kullanacak. Bunlardan bir tanesi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nı seçeceğiz. İkincisi Beypazarı Belediye Başkanı'nı seçeceğiz. Üçüncüsü Beypazarı Belediye Meclis Üyelerini seçeceğiz. Dördüncü sandıkta Karaşar Mahallesi'nin muhtarını seçeceğiz. Aynı statü Ankara'daki ilçelerde de aynısı. Yani Ankara'nın tüm ilçelerindeki seçim 4 sandık, büyükşehir, belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar seçim olacak. Şu aşamaya göre şimdi bizim burada 983 seçmenimiz var seçmen kayıtlarında. Ama son zaman yine nakiller falan dolmuş olan 1000'e yakın burada seçmenimiz görünüyor. Biz buradan Beypazarı Belediye Başkanı ve Ankara Büyükşehir Belediye, az evvel söylediğim gibi, meclis üyeleri ve muhtarımızı seçeceğiz. Bu yasa gereği ne oldu? Bununla ilgili neler yapıldı? Biliyorsunuz yasa yürürlüğe girdikten sonra Cumhuriyet Halk Partisi Anayasa Mahkemesi'ne bu yasanın iptal için dava açtı. 70 tane belediye başkanı bu yasanın iptal için Anayasa Mahkemesi'ne dava açtı. Anayasa Mahkemesi bu davayı görüştü ve yapılan talepleri reddetti. Redden sonra bu kanun tamamen yürürlüğe girmiş oldu. Ve sonuçta Ankara Valiliği bir komisyon oluşturdu. Mehmet Seyman'ın başkanlığında vali yardımcımız komisyon oluşturdu. Tüm Ankara ilçeleri içerisinde ilçelerini ve bunlara bağlı olan beldelerin hepsinin mal varlıkları üzerine komisyon dağıtım yaptı. Karaşar olarak 30 Mart itibariyle beldemizin tüzel kişiliği tamamen bitiyor. Artık Beypazarı Karaşar Mahallesi oluyoruz. Elimizdeki gayrimenkuller Büyükşehir ve Beypazarı Belediyesi'ne geçmek üzere tamamen dağıtıldı. Hizmet binamız Büyükşehir Belediyesi'ne geçti.
Bu bina şu anda bulunduğumuz bina ilçe belediyesine geçti. Pınarlar, kanal ve su tamamen Aski'ye geçti. Mezarlık Büyükşehir'e geçti. Elimizdeki diğer arsa ve buna benzer şeyler varsa bunların tamamı Beypazarı Belediyesi'ne geçti, ilçe belediyesine. Personel dağılımını, personelin tamamını Beypazarı Belediyesi'ne, uhdesine aldılar. Sadece iki arkadaşımız daim işçi olarak görünen Nuri ile Ahmet Aski bünyesinde kaldı. Demirbaşlarımızın tamamen hepsi kayıtlı olan demirbaşlarımızın tamamen araç gereç ne varsa hepsi Beypazarı ilçe belediyesine geçti. Ve ne oldu? Karaçar Belediyesi'ne bir şey kalmadı. Şimdi daha uzun uzun konuşmak istemiyorum. Sizleri fazla sıkmayın. Çünkü 5 sene içerisinde neler yaptık? Bununla ilgili zaten Mart'ta bir veda toplantısı yapacağım. Tüm detayları sizlere orada arz edeceğim. Ben de Ankara Mamak'ta, Mamak Belediyesi'ne belediye meclisiyesi olarak aday oldum. Şu anda aday adayım. Takdir artık bakacağız Ankara'da durum ne olur. Şimdi fazla uzatmayayım. Konuşmadan size kısa bir slogan vereyim. Nallıhan Beypazarı Ayaş Başkan Mansur Yavaş. Karaşar Köseler Saray Başkan Abdullah Özdemir. Hepinize teşekkür ediyorum. Konuşmalar yapan ilçe başkanı Sayın Ali Uçar'a geliyorum. Sayın Başkanım, Başkan Adayım, İlçe Örgütümüzün değerli üyeleri ve Cumhuriyetimizin Yılmaz Savunucuları, Karaşarlı, Köselerli, Sarayköy'lü hemşehrilerim. Hepinize merhaba. Cumhuriyet Halk Partisi Beypazarı İlçe Örgütü olarak bugün Belediye Başkan Adayımız Sayın Doktor Abdullah Özdemir'le ve Belediye Başkanımız Sayın Ali Özdemir'in de sağ olsun bizlere katılımıyla meclis üyesi adaylarımızla sizlerin aranızda bulunuyoruz. Ve sizlerle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti de belirtmek isterim. Bizler sizlerin arasında her zaman bir aile sıcaklığı, bir ev sıcaklığı olarak sizler yanınıza yer aldık. Bu sıcaklığı bizlere hissettirdiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Biliyorsunuz başkanımızın da dediği gibi yeni yasayla zor günler, önümüzde zor günler bizleri bekliyor. Ancak bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak yine bir köyde bir hemşehrimizin dediği gibi büyük şehir yasası değil, büyük zehir yasası bu aslında demiştir. Evet doğru, büyük zehir yasasına biz karşı çıktık. Ekim ayı içinde biliyorsunuz burada bir referandum çalışması yaptık ve beldemizin büyük bir katılımıyla beldemiz kapanmasın, belediyemiz kapatılmasın şeklinde bir irade gösterildi. Ancak mevcut iktidar bu iradeyi hiçe sayarak maalesef beldemizi bir mahalleye dönüştürdü. Ancak bizler alnımız açık, başımız dik buralarda çalışmalar yürütüyoruz. Çünkü 2009'dan bugün 2014'e gelen 5 yıllık süreçte çok çalışkan, özverili, Karaşar'ı bir başka daha güzel yapan bir belediye başkanımız Sayın Ali Özdemir'le onur duyuyoruz. Ve Sayın Başkanımızın 2009 yılında açtığı bu Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidara götüren bu yolu bizler de belediye başkan adayımız Sayın Doktor Abdullah Özdemir'le Beypazarı'ndan bu yolu daha da genişleterek Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarını hep birlikte göreceğimiz günleri arz ediyorum. Hepinize katıldığınız için tekrar teşekkür ediyorum ve sözlerimi belediye başkan adayımız Sayın Doktor Abdullah Özdemir'e veriyorum. İlçe başkanlarım, değerli belediye başkanım, sevgili Karaşarlı Saraylı hemşehrilerim, Cumhuriyetimizin aydınlık yüzleri, bu tanışma toplantımıza hoş geldiniz. Hepinize saygıyla selamlıyorum. Ben Doktor Abdullah Özdemir. Beni birçoğunuz tanıyorsunuz değil mi hastaneden? Daha önce yıllarca sizinle hastanede karşılaştık. Orada
sağlık hizmetinde bulundum sizlere. Tabi Allah bu dönemde bize belediye başkanlığı nasip etti. İnşallah bundan sonraki dönemde de 30 Mart'tan sonra belediye başkanı olarak hep beraber hizmete devam edeceğiz. Ben de sizler gibiyim. Karaşehir'de çok iyi biliyorum. Sayın başkanımızla sürekli istişare ediyoruz. Aranızdan çıktım. İnşallah bundan sonra da yolumuzu hep beraber devam edeceğiz. Biz hizmete talibiz. Beypazarı'na, Karaşehir'e, Köselere, Saray'a ve bu bölgeye hizmete talibiz. Değerli arkadaşlarım, 30 Mart'ta bir seçim yapılacak. Çok önemli bir seçim. Bu seçimin 2-3 tane önemli maddesi var sizler için. Tabii birincisi Sayın Belediye Başkanımız bahsetti. Karaşehir mahalle olacak. Beldemiz mahalle olacak değerli arkadaşlar. Tabii bu beldemize yapılan büyük bir haksızlık. Daha önce Sayın İlçe Başkanımız ve Belediye Başkanımız çalışmalar yaptı bu konuda. İnşallah Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk iktidarında bizler bu yasayı değiştirerek tekrar Karaşehir'i belediye yapacağız. Çünkü hizmetin gelmesi için ve sizin bölgedeki ağınız için buna ihtiyacımız var. O yüzden bu bölge sandıkta biliyorum geçen dönemde çok güçlü bir şekilde başkanımıza destek oldunuz. Bu dönemde de aynı şekilde bize destek olmanızı bekliyoruz. İkinci önemi, tabii başımızda bir hükümet var. Emeklinin hali ortada. Değil mi? Zar zor geçiniyor. Hayvancılıkla uğraşan çiftçimizin hali ortada. Yem fiyatları ortada. Çiftçimizin, orman köylümüzün hali ortada. Mazot fiyatı 5 liraya dayandı. Gübre arttı. Ürün fiyatları aynı. Esnafımızın hali ortada. Esnaf kredi batağında inim inim inliyor. Bu hükümete de inşallah 30 Mart'ta bir uyarı yapacağız. Sandıkta oylarımızı CHP'de birleştirerek AKP hükümetine bir uyarıda bulunacağız değerli arkadaşlar. Tabii diğer önemi ise Ankara'da Mansur Bey'den aldığımız güçle Beypazarı'da da inşallah bizler bayrağı devralacağız. Tıpkı Karaşehir'de olduğu gibi seneye bir seçim daha var 2015 yılında. Genel seçimler. İnşallah 30 Mart seçimi 2015 seçiminin provası olacak. Üçü bir arada yapacağız. Beypazarı'nda Abdullah Özdemir, Ankara'da Mansur Yavaş ve inşallah 2015'te de CHP iktidarının temelini atacağız arkadaşlar. Tabii Karaşehir'de Ali Başkanımız çok çalıştı. Belediye kapanıyor ama halen ben biliyorum zaten konuşuyoruz. Çok sayıda güzel çalışması var. Tabii o bize örnek oluyor Sayın Başkanımız. Bir yol açtı. İnşallah o yoldan gideceğiz. Hep beraber sizlerin de desteğiyle Beypazarı'nda alacağız. Beypazarı'na ve yöresine hizmet etmek için çok sayıda projemiz var. Bizler bu yola çıkarken öyle boş çıkmadık. Yani önlüğümüz hastanede askıya asıp çıkmadık. Bütün planımızın, projemizin altyapısını hazırladık. Tabii ilk başlarda bize eleştiriler oluyordu. Ya Beypazarı'nda CHP zayıf seçim alamaz gibi vatandaş eleştirilerde bulunuyordu. Siz bu işi yapamazsınız. Paranız yok ki. AK Parti hükümeti var. Sayın Melih Gökçek var. Nereden yapacaksınız diyorlardı. Tabii biz bütün planlarımızın altyapısını hazırlamıştık. Çalışmalarımız gün geçtikçe açığa çıktı. Bu eleştiriler azaldı. Gördüler ki CHP hakikaten çok güçlü geliyor bu dönemde. Diğer partiler gibi konuşanlardan değil, Beypazarı'nda ne olup bitiyor, çevresinde, Karaşehir'de ne olup bitiyor, umrunda olan olmayanlardan değil. Bunlar, yani bizler yapanlar grubundayız. Sorunlarımızı biliyoruz, çözümlerini biliyoruz inşallah. Geçen ay değerli hemşerilerim partimize bir katılım oldu. Biliyorsunuz bu katılım Beypazarı'nın en önemli siması ve siyasetçisi Mansur Yavaş'tı. Tabii biz AK Parti hükümetinde plan ve projelerimizin parasal kaynağını ararken birdenbire karşımıza seçilecek noktadan Mansur Yavaş çıktı.
Mansur Yavaş da inşallah Ankara'yı kazanacak. Ve dolayısıyla bizim arkamızda Ankara Büyükşehir Belediyesi olacak. Bütün planlarımızın, projelerimizin artık hayata geçmesi an meselesi. Tek yapacağımız iş 30 Mart'ı geçmek. Onu da inşallah hep beraber sandıkta geçeceğiz arkadaşlar. Mansur Yavaş'a tabii parti seçilmeden değiştirdi. Partimize hizmet noktasından katıldı. Ve seçilecek bir noktadan katıldı. Ben bu bölgede Mansur Yavaş'ın önüne açmak istiyorum. MHP'li olsun, bölgemizde CHP'li bütün arkadaşlarımız olsun, Belpazar'da gene AK Parti arkadaşlarımız olsun, bütün herkes Mansur Yavaş'a inşallah destek verecek. Çünkü bölgemize bir soru sorulacak 30 Mart Pazar günü. Ne sorusu sorulacak? Melih mi, Mansur mu sorusu sorulacak. Değil mi? Karşımıza bu soru gelecek. Elbette ki Beypazarı ve bölgemizin insanı bu soruya ne cevabı verecek değerli hemşehrilerim? Mansur cevabını verecek. Ben bu bölgenin %80'in üzerinde Mansur cevabının çıkmasını bekliyorum. Tabii Mansur Yavaş belediye başkanlığını yapmıştır. Belki bazılarımız da gönül kırgınlığı olmuştur özellikle Beypazarı içerisinde ama ne kadar kızarsak da kızalım bu bölgenin insanı ve siyasetçisidir. Hepimizi Melih Bey'den daha iyi bilir ve elbette ki imkanları bizim için kullanacaktır. Dolayısıyla tekrar söylüyorum, 30 Mart'ta bize sorulacak olan Mansur mu, Melih mi sorusuna hepimiz inşallah Mansur cevabını vereceğiz arkadaşlar. Değerli Belediye Başkanım, sizlere 30 Mart'tan sonra nelerle karşılaşacağınız hakkında kısa bilgi verdi. Bütün şehir yasası geliyor. Karaşlarımız bir mahalle oluyor. Beypazarı'nın mahallesi oluyor. Tabii bu bütün şehir yasasından sonra sizler neler bekliyor? Kısaca ben de tekrarlayayım. Ankara Büyükşehir Belediyesi bölgemizdeki ana yollar, su, kanalizasyon, itfaiye, mezarlık ve şehrin imar işlerinde etkin olacak. Ondan araç makine parkından yararlanacağız. Personel dağılımından ve bina dağılımından bahsetti. Artık bu belediyenin kazanımları hem Beypazarı Belediyesi'ne hem de Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne geçecek. İnşallah bu olumsuz yasayı biz olumlu hale getireceğiz. Söz gelimi hayvan tabii besliyoruz, bu hayvancılık değil mi? Önemli bir yer tutuyor. Yeni mandıra yapımında, mevcut mandıraların konumunda sizlere yardımcı olacağız. Su paralarında sizlere yardımcı olacağız. Emlak ruhsatlarında sizlere yardımcı olacağız. Beypazarı Belediyesi tıpkı Ali Bey gibi yine bir CHP'li belediye olacak ve kapısı sizlere arkadaşlar sonuna kadar açık olacak. Özellikle Karaşat'ta. Cumhuriyet'in aydınlık yüzlü insanlarına en huzurlu ve mutlu hissettiğimiz değil mi? Bölgenin insanlarına bizim belediyemizin kapısı sonuna kadar açık olacak. Telefonlarımız size 24 saat açık olacak. Belediye inşallah sizin belediyeniz olacak. Sayın Genel Başkanımızla yakında sizleri Büyükşehir Belediye Başkanımızla ve milletvekillerimizle beraber ziyaret edecek. Onu da müjdesini vereyim. Yakında hep beraber ziyaret edeceğiz. Şimdi evet. Tabii 30 Mart'tan sonra bir yasa değişikliği var. Tabii belediye başkanımız konuya çok hakim. Sizleri bilgilendiriyordur muhakkak. Ama partimle ilgili, benimle ilgili, yasayla ilgili, Sayın Mansur Yavaş'la ilgili, karışlarımızla ilgili sorularınız varsa ben hem sohbet edeyim, hem sorularımızı bir kez daha dinleyeyim istedim. Onun için geldim. Bana her türlü konuda soru sorabilirsiniz. Ya bunu da sormayın, ayıp olur demenize gerek yok. Ben onun için geldim. Çünkü seçeceğiniz belediye başkanını çok iyi tanımanız gerekiyor. Bundan sonraki inşallah 5 yılı beraber geçireceğiz. O yüzden şimdiden aklınıza gelen, merak ettiğiniz, öğrenmek istediğiniz, kafanızı kurcalayan bir soru olursa onu cevaplamaya şu an hazırım. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılar selamlıyorum.
Muhtarım senden başlayalım mı? Sen köşeye tam ben iyi yere oturmuşsun. Ben şöyle diyeyim. Tabii buyurun. Mansur niye CHP'den, MHP'den koymadın? Niye CHP'den koymadın? Onu sorayım ben ona. Sen buradan zor sordun şimdi. Genel başkanım. Sakın onu Mansur Bey'e de sorma gelince. Başkanım. Biz Mansur'u MHP'li olarak biliyoruz. Sayın evet. Başkanım şimdi Mansur Başkan MHP'den aday.